Evet, merhabalar. Şu an itibariyle 747'ye 400 videosunu kaydederken, daha doğrusu kaydettiğim videoyu yüklerken ki maalesef upload'um çok düşük. Sabah 8.30'da koydum. Saat oldu. Affedersiniz. Neredeyse 2.5 6 saattir sadece %40'ını yükledi. Ondan dolayı aslında hani video çekmeyi ve sizlere yayınlamayı, sizlerle buluşmayı çok seviyorum. Fakat işte bu upload'um beni gerçekten delirtiyor diyeyim. Yapacak bir şey yok. Ama maalesef bu beni biraz video çekmekten de geri tutuyor. Çünkü hani yüklemesi neredeyse bir gün sürüyor. Topu topu 1 saat 20 dakikalık 3,5 GB'lık bir video. Bir 3,5 GB'lık dosyayı işte birkaç saatte indirirken yüklemesi neredeyse 12 saat 15 saat falan sürüyor. Gerçekten sıkıntı verici bir durum. Şimdi bugünkü aslında VFR kuralları, VFR uçuş, özellikle IVA'nın PP sınavına girmek isteyen birkaç arkadaşımızdan bu konuda talep geldi. Bir VFR videosu çeker misiniz? Ve bu video içerisinde biraz da hani VFR kuralları. Bir de Cessna 172-172'den de çok talep gelmişti. Hatta geçen seneden Metin Hocama sözüm var demiştim ama Metin Hoca zaten bunun kitabını yazmıştır ben bu videoyu çekene kadar. O yüzden de yani bir eğitim videosu olarak düşün. Çünkü dün bu çektiğim, şu anda yayınlamaya çalıştığım 747 videosunda şu turlara, İVA Türkiye Divizyonu'nun düzenlediği turlara değinmiştim. Ama tam o sırada galiba son yaklaşmaya mı gelmiş, böyle bir şey olmuştu. Ondan dolayı açıklayamamıştım ama burada da göstereyim. Mesela International IFR turunu tamamladım bizim divizyonun. Gördüğünüz gibi çok yavaş açılıyor sayfalarda şu upload sebebiyle. Bu oldukça güzel bir turdu. Hani çok beğenerek yaptığım bir tur oldu. Avrupa'daki birçok havalimanının yanında işte mesela değişik bir havalimanı İran'daki Tahran ve şeyde Ürdün'deki bu havalimanı. Tek bence aslında kusurlu olan şu Ürdün'deki havalimanıydı. Niye diyeceksiniz? Çünkü senaryosu yok. Ben senaryosu uçmayı sevmiyorum ama uçtum, uçtuk, yaptık. Gayet güzel. Tecrübe katıcı ve her uçuşu farklı bir uçak ve farklı bir liveriyle yaptım. Mesela İzmir Zagreb uçuşunu Türk Hava Yolları'yla yaptım mesela. A319'du galiba. Zagreb'ten de Kiev'e yanlış hatırlamıyorsam Daşeyt'le gittim. Croatian Airlines'ın işte gibi gibi, ya da Sırp Airlines'ın, yine Airbus diye hatırlamıyorum. Yani her uçuşta farklı bir liveri, farklı bir uçak farklı bir uçak olmasa bile farklı modelde. Yani 738 değil 736, işte ne bileyim A321, 318, Daşeyt, 777, 777'ye 2 veya 3 gibi. Çok sayıda farklı uçağı denedim. Yine güzel uçuşlar yaptım. Bir International IFR tur yaptım. Güzel planlanmış. Hazırlayan galiba Berk Bingöl'dü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ellerinize sağlık Berk Hoca. İkinci olarak da bu IFR turundan sonra VFR turuna başladım. Geçen sene bunları yaptım ama işte yani zevk alıyorum bu turları yapmaktan. 11. bacaktayım şu anda. Yani en son şu şeyi tamamladım. Konya'ya inişi tamamladım. 12. bacağı uçacağım. O da Konya'dan Kapadokya'ya. Şimdi bu aslında bunun ilk bacağı ve en kısa ve en kolay bacağı olan Hezarfen'den Çorlu Havalimanı'na olan kısa uçuşu yapacağım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Baştan özür diliyorum. Çünkü maalesef senaryolarımda bir problem meydana geldi ve senaryolarım bozuldu. Özellikle bu freeware senaryolar ve default senaryolarda maalesef sıkıntılar yaşıyorum. Payware senaryolarının çoğu gayet güzel çalışıyor. Ancak default ya da bu freeware senaryolar maalesef sorunlu, ki bunu zaten Çorlu'ya yaklaşırken göreceksiniz. Bir çözüm varsa, bir çözümü bilen varsa hani yardımcı olursa da sevinirim. Çünkü biraz kontrol ettim sağda solda internette. Çok bir sonuca ulaşamadım. Bir şeyler çakıştı muhtemelen. Bir senaryo yüklemesi bir şeyleri bozdu büyük bir ihtimalle. Ondan dolayı bu sorunu yaşadığımı düşünüyorum. Evet, uçağımız Cessna 172 ATW Simulation'ın
Online şeyi açtım, İVA'yı açtım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir meydan turu atmanız gerekiyor. Çünkü bir war uçuşta yapmanız gereken ilk şey tabii bir meydan turudur. Meydan turunun nasıl yapılacağını Wikipedia çok güzel açıklıyor detaylı olarak. Ve buradaki kaynağı okumanızı size tavsiye ederim. İVA'nın da bu konuda dokümanları bulunmakta zaten. Bu arada İVA, daha doğrusu Türkiye'deki sevgili arkadaşlara, seneri yapan arkadaşlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani benim gördüğüm kadarıyla bir eksik senaryo var, Malatya'nın senaryosu. Onu da geçen seneki bu IFR turunu yaparken gördüm. Malatya'nın bir senaryosu yok. Hani ne senaryo yapayım ya da hani yeni bir şey yapayım diyen olursa tavsiye ederim. İVA.tr'nin sitesindeki dün dokümanları tavsiye etmiştim size bunları okumanızı ki bakın zaten meydan tur dendiği zaman kaynaklardan birisi de burada İVA.tr'nin kaynakları. Bu dokümanları okumanızı tavsiye ederim. Prensip olarak İVA meydan turu şey pardon bir havalimanındaki meydan turu görerek iniş kalkış yapan havaarsını izledikleri dikdörtgen güzergah 90 derecelik açılarda yapılır. Kalkışı takiben 90 derecelik açılarla sola 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 dönmek suretiyle yani sol taraftan yapılmakta. Bunun bir istisnası bildiğim kadarıyla Yunanistan'da galiba sağdan yapılıyor. Yani Yunanistan'da sağdan yapılıyor. Bildiğimde başka yok istisna olarak ama Türkiye'de soldan yapılıyor. Ve biz de kalkışımızı yapacağız. Rüzgar üstü, yan rüzgar. Bunun İngilizcesini de bilmenizde fayda var. Şöyle, trafik pattern diye girdiğiniz zaman orada da yine İngilizcesini de görürsünüz. Hani çünkü şeyde yaparsanız eğer yurt dışında yaparsanız bu bir VFR uçuş yaparsanız size lazım olacağını düşünmekteyim. İşte bakınız burada mesela herhangi bir tanesini açtım. Şurada mesela yazıyor bakın upwind, crosswind, downwind and base diye ve sonra final leg geliyor. Akabinde de inişini yapıyor. Tabii internetin çok yavaş olması sebebiyle upload'dan dolayı şu anda açılmıyor. Ama zaten traffic pattern diye yazdığınız zaman çıkacağını siz de göreceksiniz. Evet, bu harita görüyorsunuz. Şimdi bu daha doğrusu şema kalsın burada. İhtiyacımız mukabilinde yine kullanırız. Kalkışta 90 derecelik açılar yaparak 23 numaralı piste geleceğiz ve daha sonra da ilk borumuza gideceğiz. Şimdi uçuş şurada gördüğünüz Lima Tango Bravo Whiskey yani Hezarfen ile Lima Tango Bravo Uniform arasında silelim. Lima Tango Uniform Bravo Uniform arasında olacak. Şimdi bu uçuşu yaparken direkt de gidebilirsiniz. Ben şu çekmece boru üzerinden gidişatımı yapacağım ki hani bir bor burada bir de ADF var ADF yani NDB ikisini birden kullanacağım yine burada ADF ve NDB var yine bunun ikisini de kullanacağım NDB ve bor var ve en son yaklaşmayı da ILS de yapacağım şeyi kullanmayacağım gerçek havayı kullanmayacağım çünkü aslında gerçek hava şartları bir VFR uçuşu için uygun değil mesela şu an itibariyle görüyorsunuz 20'ye 20 knotluk bir rüzgar ile karşı karşıyayız. Bu da tabii şuradaki 5 numaralı piste inmek istiyorum. Bunun sebebi de bu uçakta ILS nasıl kullanılır? ILS'in referansıyla iniş yapacağım çünkü. Yani ILS'e nasıl bağlanır onu da sizlere göstermek istediğimden böyle bir uçuş planladığımı belirtmek istiyorum. Şimdi Cold and Dark. Şuradan öncelikli olarak Shift 3'e bastığınız zaman şunları mesela kontrol edin. Shift 2, Shift 3, Shift 4 yükleme, payload falan işte navigation sayfası radyo sayfası görüyorsunuz. Shift 6, Shift 7 ise tamir sayfası değil. Mesela hangara giriyorsunuz. Benim mesela eseri şey compression testi yapılıyor mesela. Motorun durumunu kontrol ediyorsunuz. İyi durumda olduğunu biliyorum. Yağını değiştirebilirsiniz, bujesini değiştirebilirsiniz. İşte içindeki vacuum pump, oil lines, oil filter falan bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz. Ki yani incelerseniz görürsünüz. Excellent shape diye bir uçak. Complete overhaul diyorum ben ki bu yeniden hani makineyi güncelliyor öyle diyeyim. Teker seçebiliyorsunuz. Propeller değiştirebiliyorsunuz. Yani pervaneyi değiştirebiliyorsunuz ki onda performans farklarını görüyorsunuz. O yüzden şu anki McCool'u tutuyorum üzerinde.
Bunları kaldırıp takabilirsiniz. İsterseniz engine heating kit, ki ben tutulu tutuyorum üzerinde, flap seals'leri açıp kapatabilirsiniz gibi birçok şey yapabilirsiniz. Yükleme olarak şöyle bir yolcu alıyorum. Hoş bir yolcu alıyorum diyelim. Yağını öncelikle dolduruyorum. Yakıt olarak %25 civarında, 25 litre, ki yeterli fazlasıyla bu uçuş için. Ama şeyi her zaman söylüyorum ben, hani bu uçuş için fazlası, bu uçuş için fazla yeterli bir yakıt olmasına rağmen hani pervaneli uçaklarda gazla ve yakıtla inme prensibi olması sebebiyle yakıtı fazla almakta fayda var. Bagajı da çok abartmayalım, 15 kilo, 10-15 kiloluk bir şey alalım. Şöyle 13 kilo yeterlidir. Unit'i metric, isterseniz çevirebilirsiniz galon değerlerine. Ben litre ve şey zaten karşıda kilogram olarak görüyorum. Mesela 49 litre şu anda toplam yakıt, 36 kiloya denk geliyor 49 litre. Gördüğünüz üzere yüklemeyi yaptık. Öncelikli olarak tabii şu anda camı açalım. İçerisi buğulanmaya başladı. Havayı çalıştırmayacağımı tekrar edeyim. Bunun sebebini de özellikle belirtiyorum. Çünkü çok rüzgarlı bir havadayız. Rüzgarsız bir havayı da bekleyecek durumum olmadığından dolayı havayı aktive etmiyorum. İsterseniz auto start, isterseniz cold and dark. Damage on. Özellikle bunu onda tutuyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü motorun bazen çalışmama durumları oluyor. Debeleniyorum. O halini bile çok seviyorum uçağın aslında. Şimdi dışarıda bulunan control locks'lar, işte şeyler falan görüyorsunuz, bakın. Mesela şurada ipler var. Şurada pitot heat var. Yakına gelirsek eğer görüyorsunuz. Pitot heat falan gibi. Bir de chocks'lar var, yani takozlar var. Onları önce sökerek işimize başlayalım. Pitot cover, control locks. Gördüğünüz gibi burada kalktı. Bir daha bakın isterseniz. Tie downs and wheel chucks'ları kaldırdık. Ve şu an itibariyle Shift 2'ye basarak checklist'imizi açıyoruz. Checklist'in birinci sayfası aslında bize şeyi veriyor. İşte yapılacak testi, işte flap'leri açın diyor. Ondan sonra dış testi yap şey. Aslında hazırladığı uçak çok güzel bir uçak. Yani şöyle ki, gerçek bir Cessna ile uçuş yapacaksanız, eğer hayatınızda ilk uçuşunuzu yapacaksanız önce bu uçakla bir deneme yapın gibisinden çok güzel bir uçak ve testler. Biz tabi o kısımlarını, dış şey kısımlarını, kontrol kısımlarını geçiyoruz. İç kısımlarındaki işimize bakalım. Öncelikle full selector valve. Both'a getirelim. Arkasından full shutoff valve'i on konumuna getiriyoruz. Bu sayfayı artık, bu sayfadaki işimiz halloluyor. Çünkü diğerleri testlerle ilgili kısım. Engine starting. VFR uçaklarda her zaman şuradaki throttle'ı bir 15, %15'lerde falan bir crack yapmakta fayda var. Ben de gördüğünüz üzere şöyle %15'e getirdim. Mixture idle'da kalacak. Master switch on, beacon light'ı ona getireceğiz. Arkasından şu full pompasını çalıştıracağız ve mixture'ı maksimize edeceğiz ki biraz yakıt pompalayacağız. Akabinde kapatacağız ve bunu tekrar kapattıktan sonra çalıştırma işlemini tamamlayacağız. Öncelikle master switch'i on konumuna getiriyoruz. Getirdikten sonra beacon light'ı aktive ediyoruz ve akabinde şöyle 5-6 saniye falan tutuyorsunuz. Önce motorları yakıt gitmiş oluyor. Tam çekmedim galiba. Ve daha sonra da propeller arayının clear olduğuna emin oluyorsunuz. Şuradan cam açık zaten, bağırıyorsunuz dağılın diye. Ondan sonra ve akabinde de ignition switch önce sağ sonra sola geliyor. Sonra both diyor, ikisi birden. Ve hemen çalışır çalışmaz mixture'ı itekliyorsunuz. Biraz da zaten gaz da verdim. Hani 15'teydi zaten, crack'taydı. Şimdi onu düşürüyorum. Yine tekrar 15'e çekiyorum. Ve navigation light'ı. Navigasyon ışığı yoktu bunda, pardon. Taksi
Şimdi biraz önce taksiye çıkacağız. Ha, navigation var, pardon. Taksiyi kapatıyoruz. Pit Otiyeti pist önünde de açabiliriz. Şimdi de açabiliriz. Hiç fark etmez. Zaten çalışmaya başladı uçağımız. Avionics'leri açıyoruz. Avionics'lerde 122.800. Bunu bir önceki uçuşta ayarlamış olduğum için default'ta tutuyor gördüğünüz üzere. Akabinde de artık bunu kaldıracağım. Bununla artık işimiz kalmadı. Testini yaptık zaten. Motor çalıştırmasını yaptık. Volt düşük diyor. Voltu düşük demesinin sebebi gazın aslında düşük olmasından. Biraz arttırdığın zaman bu oradaki ışık sönüyor. Throttle'daki. Çünkü daha motor yeni ısınıyor diyelim. Şöyle biz arttıralım hatta. Bir kendine gelsin. Evet. Uçacağımız 114.10 ve 114.8. Şurada bakın iki tane war var. Bunlardan birisi Takan dedikleri askeri war'dur. Askeri war'ları şurada yazıyor bakın gördüğünüz üzere. Takan Çorlu diyor. Askeri war'ları bizim cihazlarımız algılamıyor. Ondan dolayı bizler şu CRL dediği ya Charlie Romeo Lima 114.80 alacağız. Ve 114.60. Öncelikle 114.60'ı girelim. Ay. 114.80'de bu arada gördünüz oynadığını zaten. Şu anda yakalıyor. 114.80'de burada yedeğe giriyoruz. Buradan yine 114.80 giriyoruz. ADF olarak da kaç girmemiz gerekiyor? 328 ilk ADF. Şuradan hemen 328 diye. Önce 3'ü ayarladık. Sonra şuna basıyorsunuz. Ve tekrar buna bastığınızda da 3. nobu ayarlıyorsunuz. 328 dedik. Bakalım yakaladı gördüğünüz üzere. Yakında zaten çünkü ADF'de, VOR'da, NDB'de, VOR'da hemen yakında olduğu için yakaladı. Şimdi ilk tabi uçuşa başladığımızda 2500 feet uygun bir yükseklik. İlk uçuşa başladığımızda runway heading'i takip edeceğiz. Runway heading de 230-23 numaralı pistten kalkacağımızdan dolayı 230'lara falan denk geliyor. Bakalım. 230'da tutacağım. Gerekirse runway başında da bir düzenleme yaparız. Bu sorun değil. 6 metre ayarlamıyorum zaten. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten dediğim gibi halihazırda hava kullanmadığım için 6 metre 29.92 ya da 1000 işlediği default değerinde. Evet, flap 1 10 dereceye getirdik. Şurada genelde 5 derece falan getiriyor ama ben pardon bir ters yöne çeviriyorum. 3'e getireceğim. Kalkıştan sonra çünkü wing level'ı dengeleyeceğim uçağı. Bakayım etrafta trafik olmadığından dolayı raporlama yapmayacağım. Trafik olduğu zaman raporlama yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır İvada Online uçtuğunuz takdirde. Aklınızda bulunsun. Ve uçağımız taksiye hazır hale geliyor. Taksi yolumuz gördüğünüz üzere şuraya gideceğiz ve buradan şöyle sağa dönüp toprak bir yola gireceğiz ve o toprak yoldan da pist başına girişimizi yapacağız. Öncelikle tabii parking brake'i kapatıyoruz. Zaten uçakta hafif hafif hareketlenmeye başladı çünkü zaten verilmiş bir gazı vardı hafiften malum motoru yeni çalıştırdığımızdan dolayı. Gazı kestiğim zaman bakın iyice şöyle dibe kestiğim zaman yavaş yavaş sanki stop edecekmiş gibi bir ses gelmeye başlıyor farkındaysanız. Ve buradan sağa şu toprak piste giriyor, toprak yola giriyoruz. Senaryoyu İva'nın senaryosundan indirin. Demin linkleri gördünüz orada iki tane sayfa vardı hatırlarsanız. Oradan indirebilirsiniz Lima Tango Bravo Whiskey. Çok başarılı bir senaryo değil ama hani hiç yoktan iyidir açıkçası öyle diyeyim yani hiç yoktan iyidir çünkü bildiğim kadarıyla zaten bu default'ta da yok. Prepar 3D'de ya da FSX'de default'ta bu havalimanı bildiğim kadarıyla yok. Evet 23 numaralı piste giriş yapmak üzere. Biraz kontrollü gidiyorum farkındaysanız çünkü çok çabuk hızlanıp çok çabuk da kontrolünü kaybettiğiniz bir uçak olabiliyor. Ondan dolayı pist başına geliyoruz.
İstanbul'a tabii yakın olduğu için gördüğünüz gibi sürekli İstanbul raporlamaları ekranda da çıkıyor. Evet. Piste başına gelelim. Ve frene basıp uçağımızı durduralım. Öncelikli olarak tabii buradan Charlie konumuna getiriyoruz tekelsimizi. Landing lights'lar ve strobe açıyoruz ve kalkışa hazır hale geliyoruz. Evet. Kalkarken dediğim gibi 230 yönünde uçağı tutacağız. Öncelikle gazı şöyle bir dengeleyecek uçak kendisini. Akabinde de full diyoruz. Rudder'la da uçağın burnunu düz tutmaya çalışıyorum. Heading'i korusun diye ve kendi kendine kalkışını yapıyor. Kendi kendine kalkış yapmasının akabinde şöyle bir sarsılma yaşayabilirsiniz. Sorun değil. Siz heading'inizi 230'a tutmaya çalışmaya devam edin. Zaten bakın şuradan görüyorsunuz. Ben bir yandan şu anda gösteririm size. Bu yönde heading'inizi tutmaya çalışın. Öncelikle meydan turu yapacağımızı söyledik size. 2500 alacağız. Mesela şu anda otopilota yavaş yavaş alabiliriz. Yanlış tuşa bastık. Aşağıdan bakacağız. Otopilota aldığı zaman bakın birdenbire şöyle bir kalkış yapıyor. Çünkü yapmamız gereken otopilota almadan önce uçağı wind level seviyesine getirmeniz gerekiyor ve flap'ı kapatmanız gerekiyor. Ondan dolayı şu anda flap kapattım ve yaklaşık wind level seviyesinde uçağı dengeliyorum. Trim'i de aşağı çekmek suretiyle dengeli bir otopilot yakalamaya çalışıyoruz. Ancak öncelikle gazı da biraz keselim ki uçak dengesini bulsun. Evet, şimdi otopilotu alıyoruz. Yüksekliğimizde arm ediyoruz ve buradan da hemen yükselme açımızı belirliyoruz. Şu kulağımıza mikrofonları bir takalım. Evet, şimdi 230'da kalktık. 180'e 90 derece düşeceğiz. 140'a getirerek evet, şuradan da heading tuşuna basıyoruz. 140'a uçağımızı getiriyoruz. Çünkü ilk yapmamız gereken şey neydi? Hatırlarsanız meydan turu. Şimdi meydan turunu tamamladıktan sonra size haritada göstereceğim. İlk kalkış bacağım biraz uzun oldu. Bu otopilot sevdasına, otopilota nasıl bağlandığını göstermek yüzünden. Biraz motoru çekebiliriz. Şu iki yeşil, şu yeşil çizginin ortalarında aslında motor gücünün bulunması yeterlidir. Çok fazla zorlamamak lazım motoru. Evet, şimdi kalkışı yaptık rüzgar üstünde. Şimdi yan rüzgardayız. Yan rüzgarı daha kısa tutuyoruz. Rüzgar altına hemen geçiyoruz. Eğer hani trafik falan varsa raporlama yapmanız gerekir. 90 derece düşüyoruz 140'tan. 0.50'ye geliyor. Gördüğünüz üzere. Camı da kapatalım. Tabii bir VFR meydan turundaki esas hedef asla runway ile olan görsel bağlantınızı kaybetmeyeceksiniz. Çünkü görsel uçuş referanslarıyla yapılıyor. Tamamen VFR zaten Visual Flight Rules demektir. Yani görsel uçuş kuralları demektir. O İVA'da bir uçak bu arada kalkmış Atatürk Havalimanı'ndan THY-009. Evet. 2500 feet yüksekliğe de geldik zaten. Gördüğünüz üzere otopilot otopilottaydık zaten. Altitude'da tuttu 2500'e tuttu uçağı.
Evet, iyice düşürüyorum gazı. Şu ikisinin ortasında tutmakta fayda var. Yani bu 2500'ün altında olmasında, işte 2400'lerde falan tutuyorum farkındaysanız. İşte hızım da 120'lerde galiba, 110 nattı, evet. Biraz daha ilerleyince zaten dönüş yapacağım. Bezlekli galiba. Yani esas bacak. Bezlek dönüşünü yapacağım ve son yaklaşma dönüşüyle birlikte kendi rotama girmeye başlayacağım. Evet, 320'ye gideceğiz. 100-050'den 90 çıkarttığınız zaman 350-90'ar derecelik dönüşlerle hatırlarsanız. Şimdiden dönüşümü yapıyorum 320 dereceye. Hop, yanlış şeyi çevirdim. Böyle bir hatamız da oldu. Bu arada kayıtlara geçti gördüğünüz üzere. Bekleyelim 50 derecede tekrar bulsun. Çünkü daha sonra bu kalibrasyon çünkü. Tam 50'de olması gerekiyor ki daha sonra çünkü vereceğimiz headinglerde ve şeylerde sıkıntı yaratabilir. 50'ye dengelediği zaman. Hop, 50 tamamdır. Şu anda biz 320'ye dönüşümüzü yapacağız. Bu şeye dikkat edin gerçekten. Bunu eğer gerçekten kalibre edemezseniz yanlış heading ya da yanlış bora yanlış yönlenebilirsiniz. Ondan dolayı aman dikkatli olun. Gözünüzün önünde bu hatayı yapmam da iyi oldu. Bir tecrübe oldu. Hani bilin diye. Çünkü yanlış işler hakikaten yanlış sonuçlar doğuruyor gerçekten. Evet, yavaş yavaş uçağı pistte de zaten görsel temasımız devam ediyor. Uçağımızı 230'a çevireceğiz. Bunu isterseniz Handy GPS ya da normal şurada bir GPS de koyabiliyorsunuz. Bu opsiyonlar burada sunulmakta. Ben GPS kullanmıyorum çünkü GPS kullanmak demek benim gözümde bu uçağın ruhuna ihanet etmek demektir. Çünkü yani bu benim gözümde bir VFR uçağı olması sebebiyle de ondan dolayı GPS bu uçakta kullanmamayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi son bacağımız takiben. Bakınız ADF ile isterseniz yönünüzü bulabilirsiniz, heading'inizi. Okun yönüne eğer şuradaki heading'i alırsanız şu tarafa getirirseniz direkt olarak ADF'ye gidersiniz. Ancak bunun bir VFR uçuş olduğunu tekrar edeyim. VOR'u nasıl bulacaksınız? VOR'u şöyle ki şimdi şu çekmece VOR'una gideceğiz. Çekmece VOR'unun yönü görüyorsunuz ne tarafta? Bu tarafta. Ancak önemli olan kısım şu okun yukarı kısımda olması. İleri gidiyor. İleri gideceksiniz demektir. Aşağı tarafta olması geri gidiyorsunuz demektir. Evet, kaç derecedeymiş şu anda? 188, 189. 189'a alıyoruz. Ve zaten yönlenmesini tamamladığı zaman da Now tuşuna basacağız. Evet, artık kontrol Now'da diyelim. Daha doğrusu VOR'a yönlendireceğiz. İyice bir oturtalım şöyle şunu da. Evet, şu an 184 oldu ama artık heading ayarlamayacağız. Çünkü zaten artık yolunu bulacak uçağımız. Şimdi PP sertifikasına bu uçakla katılmıştım. Sınavına, PP sınavına bu uçakla katılmıştım. De oradan diyorlar ki işte atıyorum 112 desimal 8 numaralı VOR'a git diyorlar. O
O durumda hani size yapmanızı tavsiye edeceğim şey, birdenbire çat diye buraya girip buradan Vor'un yönünü tespit etmeye kalkmayın. Çünkü o zaman uçağınızın burnu dengesizleşiyor ve uçağınız biraz kontrolünü kaybediyor. Ondan dolayı size tavsiyem, öncelikli olarak ikinci Vor'a girin, yönünü belirleyin. Ondan sonra heading'i alıp ondan sonra Vor'u değiştirin. Çünkü bu sayede de dengeli bir dönüş yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten halihazırda şuradaki ufak oynamalar uçağın burnunda ciddi hani yön bulmak olsun, uçağı ciddi bir şekilde farkındaysanız sarsıyor diyelim. Yavaş yavaş borumuza yaklaşıyor. Zaten bakın ADF'miz de zaten tam şu anda çizgi yönünde. Hepsi artık şey olarak. Bunu niye gösteriyorum? ADF'yi de hani bir ADF yaklaşması, NDB yaklaşmasında takip edeceğiz şey ADF oluyor. Ama şunlara her zaman dikkat edin. Ve şurası nav konumunda olsun. Asla GPS konumunda olmasın. Eğer hani ben hani rotaya gireceğim, Flight Planner'dan rota gireceğim, GPS'e vereyim, buradan da navu vereyim, uçak kendisi gitsin diyorsanız o sizin bileceğiniz iş, ama ben bunu tamamen bir Vor uçuşa adadım, bu uçağa öyle diyeyim. O gözle bakıyorum. Şimdi ilk Vor'umuza varmak üzereyiz. İkinci Vor'umuzun da yönünü belirleyelim. Bakın ok yukarı döndü, gidiş yönüne döndü. Evet, ikinci Vor'umuz için de 277 dereceye, 278-279 artık neyse, o zamanı geldi değişebilir de bu. Oraya döneceğiz. Ve böylece Çorlu Vor'una yönleneceğiz. Şimdi Vor'a yaklaşırken uçak kafa sallamaya başlayacak. O dengesizliği yaşamasın diye ben şu an heading'i gidiş yönümüze veriyorum. Ve heading'e bağlıyorum uçağı. Bunu niye yapıyorsunuz? Çünkü yapıyorum. Çünkü hakikaten ciddi bir şekilde kafa sallıyor uçak. Ki sallamaya da başlamıştı farkındaysanız tam değiştirdiğimde. 1 milin altında kalınca. Şimdi burada bakın davranışlarını size göstermek istedim. Geçeceğiz. Ondan sonra ben diğer Vor'a bağlayacağım. Vor ve NDV'lerin davranışlarını size göstermek istedim. Bakın Vor giderek açılıyor farkındaysanız. Şu anda tam Vor'un üzerindeyiz. ADF'yi geçtik ve şu anda Vor gerimizde kaldı. Ok ters yöne döndü. Bu durumda yapmamız gereken şey hemen ADF şey Vor'un diğer Vor'u giriyoruz. Kaç demiştik burada? 280. Buraya da 280 girelim. Ters yöne çevirelim. 284 olmuş hatta. 285. Buraya da 285'e çevirelim. Buradan tekrar nav tuşuna basarak uçağımızı navigasyon yönüne devam edelim. 28 mil var. 28 mile işte havalimanına 10 mil kala falan ben yine meydan turuna başlayacağım. Chart'ı açalım. Lima Tango Bravo uniformun chart'ını açıp bakalım. Biraz yavaş açılıyor. Video kayıtlı olmam sebebiyle muhtemelen. Burada uçak da yönünü buluyor. Gideceğimiz yerin ADF'sini de NDB'sini de girelim. Kaçmış değeri? Takan değil bana. NDB lazım. Hadi. Yaklaşalım. Tam üzerine gel. 426. Evet. Gördüğünüz üzere yakaladı. Hafif sol tarafta kalıyor. Lima Tango Bravo. Bravo uniform. Çorlu. Şimdi airport'un öncelikle dış görünüşü. Şimdi Vor bakın bu tarafta. Gördüğünüz üzere ben şu anda buraya doğru gidiyorum.
Ve buraya geldiğim zaman da zaten öncelikli olarak 90 derecelik alt bacağı yapacağım. Sonra dönüşleri tamamlamak suretiyle ALS mesafesinden ALS yakalayacağım. Ve ALS'i yakaladıktan sonra da yaklaşmam ve inişim tamamlayacağım. ALS ile inmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. Sadece ALS'in nasıl kullanıldığını bu uçakta da görmeniz açısından bir ALS referansı yapacağım. Şurada 10 mil kalana kadar, hatta 5 mil kalana kadar, çünkü Vor'u geçeceğiz. 5 mil kalana kadar videoyu pauza alıyorum. Son yaklaşma için görüşmek üzere. Evet, yavaş yavaş havalimanı gördüğünüz üzere görüşümüze girmeye başladı. Vor, hatırlarsınız, havalimanının gerisindeydi. Pistin gerisindeydi işte burası. Buraya geldikten sonra yine biz meydan turunu yapıyormuş gibi 5 numaralı pistten kalkmışız. Sola döneceğiz ki o da 315 derece. Yani biz Vor'a gelince 315 derece uçağı yönlendireceğiz. Biraz açıldıktan sonra 225 derece ve daha sonra işte 135 derece ve sonra 45 derece bağlayacağız uçağı. Ve bu şekilde ALS referansıyla bir iniş yapmayı planlayacağız. Şu anda 3 mil kalmış durumda. Ben heading ile yönlendirmeye devam edeceğim uçağı. Buradan itibaren heading'e çevireceğim. Bunun sebebini tahmin edersiniz. Çünkü Vor'a geldiği zaman uçağın dengesi bozulmasın diye şu anda heading'e çevirdim. Ve tam şurada Vor'u zaten gözlemleyeceğiz. Vor'u geçtiğimizi görür görmez, Vor'un üzerinde olduğumuzu daha doğrusu görür görmez 315 dereceye uçağımızı bağlayacağız. Şu anda Vor'un üzerine gelmek üzereyken zaten uçak sallanmaya başladı farkındaysanız. Ben burada manuel alacağım çünkü biraz kontrolü fazla kaybetmeye başladı. Biraz alçaltacağım uçağı yavaş yavaş. Gazı da biraz keselim. Solda havalimanımızı görüyorsunuz. Senaryo problemimi çok net göreceğiniz bir videoda olacak bu. Şu anda bu dengesizliği niye yaptığını bilmiyorum. Çünkü hava şartları itibariyle zaten havasız şartta uçtuğumuzu belirtmiştim. Evet, şu an itibariyle yavaş yavaş bu dengesizlik düzeldi muhtemelen. Tekrar otopilota alıyoruz uçağımızı. Heading'e veriyoruz. Arm konumuna getiriyoruz. Evet, 315'te biraz boru geçtiğimize göre şu anda 315 dereceye dönebiliriz. Gene yanlış tuşu çevirdim tabii. 285 olması lazım buranın. Çok uçak kullanınca işte böyle ufak tefek hatalarımız oluyor. Affınıza sığınıyoruz. Bu arada ilk yaptığımız kalkıştaki meydan turunu görmeniz açısından da bakın. Şu an uçağımız burada İVA'da, o yüzden online uçmayı tercih ettim. Bakın, kalktık. Meydan turumuz tam bir kare. Tekrar havalimanına geldik ve Çekmece Boru'na yöneldik. Oradan da Çorlu Boru'nu geçtik şu anda. 315 derecedeyiz. Bir yandan da ALS için gerekli frekansları girelim. Neymiş? 110,5'e 45. Artık heading'de olduğumuza göre nasıl olsa fark etmeyecek. Hem ikisini birden alalım. Özellikle hani sınava katılacağım falan diyorsanız PP sınavına sakin olmanızı, aceleniz yok çünkü sizi o sınavı yapacak mentorlar da anlayışlı insanlardır ve yardımcı oluyorlar zaten size sınavda. O yüzden stres yapmayın, panik yapmayın, rahat rahat sakin sakin uçuşunuzu yapmanızı tavsiye ederim. 315'ten şu an 90 derece dönüş için 225'e çeviriyoruz uçuş başımızı. Affedersiniz. Ve artık bundan sonra şu ALS çizgisini de takip ederek biraz aslında dönüşümüzü yapacağız. Şöyle ki glide slope'un altına gireceğiz. Glide slope'un altından da son yaklaşmamızı yapmak üzere son dönüşümüzü yapacağız. Ve daha sonra uçağımızı indireceğiz.
Safar uçuşlarda unutmamanız gereken bir şey var. Yüksekliğinizi neye göre belirleyeceksiniz? Mesela ben 2500 fite niye ayarladım? Hani IFR uçuşlarda ana kural nedir? Doğuya tek, batıya çift. Yani doğuya işte 21, 23, 25, 27 bin fit gibi yüksekliklerde. Batıya da işte 22, 24, 26, 28 vesaire gibi. VFR'larda da üzerine 500 koyuyorsunuz. Yani doğuya işte giderken 20 bin fitte gitmeniz, 21 binde gitmeniz gerekirken mesela 21 bin 500 diyorsunuz. 23 bin 500, 25 bin 500 gibi. Eğer hani şeyle uçmak istiyorsanız bu şekilde. Yoksa tamamen görsel kurallara dayalı olduğunu unutmayın. Ancak hani otopilot kullanıp böyle hani bir gitmek istiyorsanız 500'lü buçuklu kullanmanız gerekiyor. Yani o yüzden hani batıya gidiyorum 2000 ya da 4000 feet yerine 2500, 4500 gibi 6500 gibi yükseklikler seçmek gerekiyor. Şimdi bakın şu anda glide slope'un aslında oldukça üzerindeyiz. Yavaş yavaş şunun altına geldiğini göreceksiniz. Bu şeyi gösterene göre zaten pisti geçmişiz demektir. Evet, pist arkamızda kaldı gördüğünüz üzere. Bu Ezdok ihtiyacım çok yüksek ama yeni güncellemesi çıktı, yeni versiyon çıktı daha doğrusu. Bug'ları da varmış zaten onu da takip ediyorum ama kurmaya cesaret edemiyorum çünkü bir kurayım dedim. Mesela F9 tuşuna bastığınız zaman hani Virtual Cockpit gelir, bende gelmiyor. Ya da oklara sağa sola bastığınız zaman hani işte ne bileyim bir fonksiyon olması lazım. Bende o fonksiyonlar tamamen kalktı, kuramadım. Kaldırdım, kaldırınca da yine benim eski yönteme döndüm. Ama yapacak da bir şey yok. Eğer hani ben biliyorum kurarım diyen varsa vallahi yardımcı olursanız çok sevinirim. Benim de bu konuda sizlerin yardımına ihtiyacım var aslında. Bir de bir diğer konuda az sonra göreceksiniz. Yaklaşırken senaryo facia. Bunun sebebini bilmiyorum. Çok senaryo yükleyen bir insanım. Çünkü ben senaryo ile uçmayı çok seven bir insanım. Ondan dolayı muhakkak bir yerlerde bir hata verdim. Zarar verdim daha doğrusu pardon. Bu zararın sebebini bilmiyorum. Nereden nasıl verdim bu zararı bilmiyorum. Ondan dolayı eğer hani bilen varsa, anlayan varsa, yardımcı olursa çok da memnun olurum. Bakayım aynı değerleri veriyor mu? 325, 225. 225'miş. 325 gördüm bir anda. Panik oldum. Evet. Buradaki zaten altitude bu şey heading indicator'ın calibration'ını sağlıyor. Yani heading'inizde bir hata aldığına inanıyorsunuz. Buradan kalibre ediyorsunuz. Mesela atıyorum 300 yönüne heading veriyorsunuz. Bir türlü bakıyorsunuz o yönde gitmediğinizi, 300 göstermesine rağmen gitmediğinizi hissediyorsanız buradan kalibre edebilirsiniz. Ama tabii bir simülasyon ortamındayız. Ondan dolayı kalibrasyonu neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim. Böyle hatalarım dışında. Şu anda glide slope farkındaysanız yükseldi. Glide slope'un altına gireceğiz. Şöyle birkaç barem altına girdim zaman dönüşümü yapacağım. 225'ten 135'e döneceğim ve sonra 45'e de dönmek suretiyle bu şeyi tamamlayıp ALS çizgisine yaklaşıp Approach tuşuna basacağım. Approach tuşu nerede derseniz o da burada gördüğünüz üzere. Bu şekilde Approach tuşuna basıp son yaklaşmamı yapacağım. Ondan sonra zaten otopilottan da çıkartacağım uçağı. Ve otopilottan çıkarttıktan sonra manuel olarak inişimi yapacağım. Video da bu şekilde tamamlanmış olacak. Açıkça söyleyeyim hani PP sınavına katılacaklar için uçuş kısmı, pratik kısmı daha doğrusu en kolay kısım. Asıl önemli olan kısım tabii önce geçeceğiniz bir sınav var. İVA'nın sayfasında geçmeniz gereken bir yazılı sınav. Arkasından bir teorik sınava tabi tutulacaksınız. Pratik uçuş sınavı öncesi. Ve sonra uçuş kısmı geliyor. Uçuş kısmında tek bir tavsiyem var size. Tabii sakin olmanız her zaman bunu söylüyorum. Telkin etmeye çalışıyorum. Panik yapmayınız. Sakin olunuz. Çünkü ben bu uçakla girmiştim. Şey kısmında ciddi sıkıntılar çektim ondan dolayı. Heading'siz navdan nava birdenbire sıçrayınca uçağın başı çok kötü atmıştı. Hatta o da fark etmiş saçmalı uçak diye de mentor söylemişti. 135. 135'e çevirelim uçağımızı yavaş yavaş. Yeteri kadar alçaldık. Bir diğer tavsiyem de daha doğrusu bunu
herkese söylüyorum ben sınava katılacağım ne yapayım diye ne olsa aman diyorum clear to land demeden teker koymayın. Muhakkak clear to land'i duyun. Aksi takdirde o kadar sınavımız, uçuşunuz, her şeyiniz, bütün emeğiniz boşa gider. Size işte runway insight dediğiniz zaman clear to land muhakkak bu komutu duyun. Duymadığınız takdirde ben burada dış kamerayı alacağım ki çünkü S-900 olunca tabii görsel referansımız yok. Evet, runway'i görüyorum buradan. Biraz sonra dönüşümü vereceğim. Dönüş çünkü o bir anda olmuyor. O yüzden şeyden önce hemen dönüşü vermek gerekiyor ki şey olmayalım diye. Şu S-900'luk işte bakın şuradan runway'i göremiyorum maalesef. Biraz aşağı inip şu runway'i görmeyi şu anda çok isterdim. Ben yavaş yavaş dönüşü yapacağım. Buradaki ibreyi beklemeyeceğim. Çünkü buradaki ibreyi beklersem kaçırıyorum. 0.45'e ki ibre de benimle birlikte oynamaya başladı zaten. 0.45'e dönüyorum. İbreyi takip edip ibrenin sol tarafa geçerse ben heading'i biraz daha sola alacağım ki geçiyor. Heading'i şöyle bir 30 derece daha sola alıyorum. Evet, bayağı bir geçtik farkındaysanız. Bunu özellikle söyleyeyim size, dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi işte bu. Heading'inizi, daha doğrusu ILS'de hani bu şeyi çubuğu beklediğimde yaklaşım derseniz işte o biraz sıkıntı doğurabiliyor sizin için. Evet, ben şu anda approach tuşuna bastım çünkü localizer'ın aktif olduğunu gördüm. Tam çizgiye geldiği zaman dönüşünü yapacak. Farkındaysanız glide slope düşmeye başladı. Şu ekranı da kaldırayım şuradan. Evet, şu an itibariyle pisti karşılamış durumdayız. Gazı biraz çekiyorum ki yavaş yavaş hızla düşmeye başlasın diye. Evet, yavaş yavaş da otopilottan da çıkabiliriz artık. Şu şeyi takip edebilirsiniz. Glide slope'u takip edebilirsiniz yaklaşmada. Çok faydalı oluyor ki şu an aslında glide slope mesela tam dengede görünmesine rağmen farkındaysanız ilk beyaz yanıyor. Bu da demektir ki glide slope ile tam şey yaklaşma yapılmıyor. Ondan dolayı görsel referans kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Yavaş yavaş flap açabilmek için ben hızı bayağı bir kesiyorum. Gazı bayağı bir kesiyorum. Hatta biraz da şu kırmızı beyaz görebilmek için iki kırmızı iki beyaz görebilmek için de trimle alçaltmaya çalışıyorum uçağı. Dediğim gibi inişte bir şey problemi olacak dedim. Bu şey kırmızıyı gördüm. Biraz uçağın burnunu düzelteceğim. Hafifçe gaz veriyorum. Çok abartmadan çünkü flap açmam lazım. Bir senaryo sorunum var diye. Bakın bu senaryo sorunu şu anda meydana çıkmaya başladı. İniş kalkışları etkilemiyor. Yani şey olarak crash vermiyor ama görsel olarak ciddi bir zafiyeti var aslında. Öyle demek doğru olacak. Bir flap açıyoruz. Flap açtığınızda ilk tepki tabii uçağın hafif burnunun kaldırması oluyor. Bundan dolayı trim vererek şimdi uçağın burnunu düşürüyoruz. İkinci flap'ı da açtık. Yine hafif burun kaldırdı. Artık tamamdır. Son yaklaşmaya kadar da böyle gideceğiz. Üçüncü flap. Daha son flap daha doğrusu. Şimdi gazı verelim ki uçak stol olmasın. Evet, şu anda burnuna basarak da şey daha doğrusu trim down vererek uçağı alçaltmaya çalışıyorum. Hop, pardon. Ben şöyle geri alayım. Çok şey önde kaldı.
şey gibi hissettim. Hani acemi şoförler böyle arabanın önüne iyice hani koltuğu çekerler ya, direksiyona yapışırlar ya, onlar gibi hissettim. Şey, biraz geriden bakalım. Uçak kendi dengesinde yavaş yavaş yaklaşmasını yapıyor. Cam kapalı. Motoru dinleyelim burada. Motoru dinlemek önemli. Ara sıra görüyorsunuz böyle bir atıyor uçak kendisini. Hava şartları sıfır olmasına rağmen kendi kendine burun da kaldırıyor, farkındaysanız. Bunun sebebi tabii birçok sebebi var. Birinci sebebi tabii flaplerin açık olması sebebiyle hani hızı flaplerin üzerine çıktığı zaman tahmin edersiniz ki böyle bir dengesizlik yaratıyor. Ben de şu anda dalışa geçtim. Motoru şey gücü sıfırladım. Basıyorum burnuna ki yakalayayım diye tekrar eski çizgimi. Muhtemelen yakalamışızdır. Yakalamak üzereyizdir ya da. Trim iyice dibe vurdum artık. Anca yakaladım. Senaryodaki bozuklukları görmeye başladığını zannedersem oynamaya başladı. Konsantrasyonumu çok bozuyor tabii bu senaryodaki problemler. Evet. Gaz veriyorum şu anda. Kontrollü bir şekilde gaz verin çünkü birdenbire slopun üzerinde hele şu anda hiç kalmamanız gerekiyor. Şu an çünkü kalırsanız, gerçi pist uzun, uçak küçük, bir sıkıntı yaşamazsınız ama gaz çok önemli. Bu senaryoda konsantrasyonum çok bozuyor. Eğer hani bunu nasıl yaparım, nasıl düzeltirim yöntemini bilen varsa, yardımcı olursa da çok sevinirim. Evet. İki kırmızı, iki beyazı gördükten sonra artık yavaş yavaş runway'e doğru yöneliyoruz. Yollar çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi sen aşağıda bu arada? Geliyoruz. Gaz ile iniliyor biliyorsunuz propeller uçaklarda. O ses neydi bilmiyorum. Birdenbire panik etti. O yüzden şey oldum ben de. Kötü bir iniş yaptım. Biraz sert bir iniş yaptım. Muhtemelen gazı fazla kestim. Stola giriyordu ondan dolayı. Neyse, inişimizi tamamladık nihayetinde. Gereksiz bir uyarı verdi bence. Çünkü doğru iniyordum diye düşünüyorum ama çok da önemli değil. Tekrarında nasıl olsa ben de izlerim bunu, videoyu. Orada görürüm hatamı. Bundan sonra yapmanız gereken, bakayım taksi yolu nerede var? Daha doğrusu park edeceğimiz yer. Kulenin orada park yeri var mı? Arkada kaldı galiba çünkü park yeri. Evet, orada bir park yeri var. Normalde kulenin orada bir park yeri, evet, olması lazım derken varmış. Oraya doğru gidelim. Dediğim gibi bu senaryo konusunda bir çözümü olan varsa, yardımcı olursa çok sevinirim. Çünkü gerçekten bir sıkıntı, konsantrasyon bozucu bir durum. Camı da açalım, buğulandı çünkü içerisi. Bu buğulanma efekti, tabii ben ilk kez bunu şeyde görmüştüm. Majesty'nin Dash Q400'ünde görmüştüm. Çabuk buğulanıyor gerçekten. Hani gerçekte de öyle çabuk buğulanıyor uçak. Onun sebebi tabii küçük bir kokpit. Özellikle soğuk havalar. Buraya biz nereden gireceğiz ya? Bunun girişi yolu yok mu? Geriye dönsem daha çabuk giderdim. Neyse, artık geldik buraya kadar. Yok, uçağı koldan darga alıyor. Gerçi koldan darga almakta bir şey yok yani, hani mesele değil o ama madem buraya kadar geldik, uçuşumuzu tamamlayalım. Ön tarafta yavaş yavaş görmeye başladım dönüşü. Hız kesiyoruz frenle. Frene basıp dönüş yapmak, bakın, çok tehlikelidir, onu söyleyeyim. Differential brake'i aktive ediyor. Uçağı devirme ihtimalinizle karşı karşıya kalabilirsiniz ki başıma
Carenado'nun Cessna Grand Caravan 208 modelinde geldi. Evet. Itibariyle runway'den çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz tabii offline'a geçiyoruz. Ve landing lights'ları kapatacağız tabii ki. Şöyle söyleyeyim, olur da bir online trafik olursa rahatsız etmeyin diye şöyle hemen sağ tarafta duracağım. Fark edeceğim ki burada kimseyi rahatsız edeceğimi zannetmiyorum. Frene basıp duruşumuzu tamamladık. Ve şuradan parking brake'i aktive ediyoruz. Taksi ışığını kapatıyoruz. İlk yapmamız P2T'de kapatalım. Son kapatma için ilk yapmanız gereken ilk şey avionics'leri kapatıyorsunuz. Motor şu an halen çalışıyor. Kulaklığı çıkartın, duyacaksınız. Avionics'leri kapattıktan sonra aslında ki prosedürler başlattığımız prosedürlerin tam tersi olacak. Öncelikli olarak çektiğiniz anda zaten motor duruyor. Ignition'ı kapatıyorsunuz. Master switch'i kapatıyorsunuz. İşte bu ışıklar da otomatikman kapatıyorsunuz. Ve en başta yaptığımız gibi full selector valve'i, tank selector ya da sola alıyoruz ve bununla geriye çekiyoruz. Full cutoff yapıp böylece cold and dark konumuna alıyoruz ve böylece uçuşumuzu tamamlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Çünkü VFR biraz daha farklı kuralları olan bir uçuş tarzı. Mesela şurada yaklaşmayı da göstereyim bakın. Görüyor musunuz bakın? Burada bir sorun yaşamıştım hatırlarsınız. Manuel aldım. Oradan 315, 225 ve sonra 135 yaptık. Sonra son yaklaşmada bayağı bir sıkıntı yaşadık farkındaysanız. Geçtiğimizi zannediyoruz ama buraya göre geçmemişiz. Mesela erken dönmüşüz gibi görünüyor ama biz geçtik çünkü havalimanı yeriyle muhtemelen şeydeki yer farklı. Evet, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videom artık benim çekmeyi çok istediğim A2A Simulation yine Constellation olacak. Buna Türk Hava Yolları'nın retro liverisini yapan birisi olursa inanın çok memnun olurum. Çünkü hani yabancı bir liveriyle uçabiliriz tabii, sıkıntı yok. Çünkü var. Ancak hani mesela dün bu öbür 747 videosunda örneğini verdim bunun. Olympic Air diye Yunanistan çok güzel çalışıyor. Hemen çat diye baktım çıkmış. Constellation içinde çıkartmışlar. Maalesef halen Türkiye'de bir hani retro liverisi çıkmadı. İnşallah ben bu videoyu çekene kadar, o videoyu çekene kadar da çıkar ki ben de bu sayede retro liverisiyle o uçuşu yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.